Haklar raporundan merhaba. Cem evlerine yönelik saldırılara tepkiler devam ediyor. HDP İstanbul Milletvekili Alevi Bektaşi Federasyonu kurucusu Ali Kenanoğlu ile birlikteyiz. Yapılan saldırıları değerlendireceğiz. Ali Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Önce Ankara'daki cem evlerine yönelik saldırı, ardından Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ın evinin önünde saldırıya uğraması ve son olarak Almanya'da Düren Alevi Kültür Merkezi'ne yapılan saldırı. Peş peşe gelen bu saldırıları nasıl okumak gerekir Ali Bey? Saldırıların arkasında ne yatıyor? Ya tabii şunu söyleyeyim, bu saldırılar esasında yeni bir şey değil. 2012 yılından bu tarafa Alevi toplumuna yönelik, Alevilere yönelik düzenli saldırılar gerçekleştiriliyor. 2012 önemli. 2012 Suriye İç Savaşı'nın başladığı tarih. O tarihten itibaren Esad'ın Alevi olduğunu kamuoyuna Tayyip Erdoğan tarafından ilan edildiği bir tarih. Ve bir Alevi, Esad üzerinden bir Alevi karşıtlığının oluşturulmaya başlandığı bir tarih. Yani iktidarın bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlerin Alevi inançsal kimliğine yönelik bir ötekileştirici, bir kriminalize edici, bir hakaretvari üslupta kullanılmaya başladığı dönemdir 2012. 2012'den bu tarafa bu son saldırılar hariç 39 ayrı zamanda, 39 ayrı yerleşim yerinde yüzlerce Alevi evine ve yerleşim yerine işaretlemek yoluyla hedef göstermek, kimi yerlerde hakaretler, kimi yerlerde tehditler üzerine yazılamalar yapıldı ve bunları biz saldırı olarak nitelendiriyoruz. Çünkü Türkiye'de Alevilere yönelik saldırı, yani çarpı işaretinin ne anlama geldiğini biliyoruz. Yani Almanya'da Nazi işareti neyse Türkiye'de de Alevi'nin evinin üzerine çarpı işareti konulması odur. Çünkü Maraş katliamında ve diğer katliamlarda önce evlere bu işaretler konmuş, arkasında da işaret konulan evlere tek tek girilip buralarda insanlar katledilmiş. O anlamıyla bizim açımızdan hafızamızda, hem ülkenin hafızasında hem de Alevilerin hafızasında yeri bellidir bu çarpı işaretinin. Ve bu süreç içerisinde yaşananlar akabinde bunlarla ilgili etkin soruşturma yapılmamış, o konuya belki geleceğiz ama bunların devamında işte Ankara'daki meydana gelen saldırı, Ankara saldırısından sonra da İstanbul'da henüz detayını bilmediğimiz, gerekçelerini bilmediğimiz bir saldırı meydana gelmiş ve bu saldırılarda görünen o ki periyodik bir şekilde, sistematik bir şekilde sürüyor 2012'den bu tarafa ve devam ediyor. 2012 yılından bu tarafa bu saldırılar periyodik olarak devam ediyor. Bu çerçevede bu saldırıların yani devam edeceği de gözüküyor. Siyasi parti liderleri ve siyasetçilerden yapılan saldırılara tepki geldi. Hatta kınama mesajları da yayınlandı ama sizce bu yeterli mi? Kamuoyundan özellikle son bu Ankara'daki saldırılardan sonra ciddi tepkiler geldi. Yani bu saldırılara yönelik Alevi toplumunun sahiplenilmesi ve saldırının kınanması noktasındaki yapılan açıklamalar oldukça memnun edici bizim açımızdan, Aleviler açısından. Çünkü bu kadar çok tepki gösterilmez, bu kadar çok sahiplenilmez idi daha evveliyatında. Bu açıdan önemli sahiplenilmesi ve tepki gösterilmesi. Tabii burada yapılması gereken başka bir şey var. Tabii bu yeterli mi? Yani iktidar açısından yeterli değil. Yani elinde devletin olanakları, devletin gücü olanlar açısından bu yapılanlar yeterli değil. Yani peki hangi adımların atılması gerekir Ali Bey bu noktada? Muhalefet, yani bireysel saldırıların olmaması için. Evet, bir muhalefet partisi, bir sivil toplum kuruluşu bunlara yönelik kınama yapar, tepkisini belirtir, işte açıklama yapar. Bu onlar için yapabilecek olanlar bunlardan ibarettir. Çok daha fazla ne yapabilsin? Ama iktidardaki bir partinin, hükümetin en başta bu işi kınamakla bırakamaz yani. Bu mümkün değil. Ne yapılması gerekiyor? Öncelikle şunun yapılması gerekiyor idi yani. Bir kere 2012'den bu tarafa 39 ayrı yerleşim yerinde, 39 ayrı yerde saldırıdan bahsettik. Şimdi bu saldırıların bir kere aydınlatılması gerekiyor idi. Şu ana kadar bununla ilgili bir aydınlatılma söz konusu değil. Bu saldırılarla ilgili ne dediler? Bir ara dediler ki bu çocukların işi, çocuk işi.
Bir ara dediler ki ya bunu Aleviler kendileri yapmış ve benzeri gibi bir takım şeyler söylediler. Ama biz bir tanesini diyelim ki öyle oldu. Bir tanesini diyelim ki hakikaten Alevilerin kendi arasında bir husumet vardı. Bir tanesi bunu fırsat bilerek yaptı. Olabilir. Yani sonuçta herkes bunları yaşayabilir. Gayet doğal. Ama bunun tamamı böyle oldu. O zaman eğer bunu bir Alevi bile yapmış olsa bunu açıklarsın kamuoyuna. Dersin ki şu saldırıyı şu Alevi şu gerekçeyle yapmış ve bunun karşısında da şu cezaya çarptırılmıştır. Yani biz şunu demiyoruz. Alevinin böyle bir hakkı yok. Alevinin başka bir Alevinin ibadethanesine ya da bir başka bir Alevinin evine saldırmaya ya da onu hedef göstermeye hakkı var mı? O da cezalandırılsın. O da bu konudaki ceza, en ağır ceza bu konuyla ilgili, bu tür suçlarla ilgili ceza neyse onu alsın. Şimdi o anlamıyla bir cezasızlık politikası var. Tabii bunlardan da ibaret değil yani. Bunun haricinde de örneğin Alevilerin cemevine, ibadethanesine, Armutlu cemevine polisler, güvenlik güçleri ellerinde silahlarla, ayaklarında botlarla girdiler ve bununla ilgili biz mecliste bunu konuştuk, sorduk, ettik. Buna önün hiçbir şey yapılmadı. Bu yetmedi. Cemevinin koridorlarına işemek suretiyle hakaret ettiler. Oraları pislettiler. Hakaret ettiler yani. Bir yere işemenin başka ne anlamı olur yani? Şimdi ve koridora yaptılar bunu. Bunu gündeme getiren Cemevi Başkanı Zeynep Yıldırım o tarihte gözaltına alındı. Ama biz meclisten bunu gündeme getirdik diye buna bir cevap dahi verilmedi yani. Biz söylendik yani bu polislerle ilgili olarak herhangi bir soruşturma yapılmadı. Yetmedi. Ok Meydanı Cemevi'nin avlusunda Uğur Kurt katledildi. Polis kurşunuyla katledildi. Şimdi bu katil polis sadece 12 bin lira para cezası aldı. Bu kadar. Hiçbir cezai yaptırma tabi tutulmadı ve kendisi şu anda polislik görevini sürdürüyor. Yani açığa dahi alınmadı. Şimdi dolayısıyla bütün bu meselelerde bir cezasızlık politikasının uygulanması devamında bu tür saldırılar ister münferit olsun ister planlı olsun cesaretlendirdi. Şimdi bunlarla gelindi Ankara saldırısına. Yani bu tarihle yani bu birikmişlikle 2012'den bu tarafa bu cezasızlık politikalarıyla gelindi. Ankara saldırısı yapıldığı anda hemen denildi ki ya bu bir meczupun işi. Şimdi tamam meczupun işi de şöyle bir şey var yani kişi İzmir'den geliyor işte Eskişehir'e uğruyor filan sonra Ankara Tuzluçayır Mamak ilçesine geliyor ve Çankaya ilçesinde 3 Alevi kurumu bir de Alevi köy derneğine saldırı düzenliyor ve bunların hepsini 45 dakikada yapıyor. Şimdi biz hemen olayın akabinde gittiğimizde oraya insanlar şunu söylediler. Ya dediler biz bu 4 kurumun yerlerini biz bilmiyoruz. Tuzluçayır'da oturuyoruz biz burada oturuyoruz. Bize desen ki ya bu kurumlar hangi sokakta hangi mahallede bir say biz bilmeyiz dediler yani. Ya kendimize yakın hangisi onu biliyoruz dediler yani. Hepsini bilmemize de gerek yok ihtiyaç da duymuyoruz çünkü. Şimdi bu kişi İzmir'den yaşayan birisi işte kalkıyor geliyor Ankara'da buradaki 4 kuruma birden saldırı düzenliyor. Şimdi bunun bir arka planı yok mu? Bu konu üzerinde çalışılmamış mı? Buna yardım eden kimse yok mu? İçişleri Bakanı şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki bu işin örgüt bağlantısı var ve bu iki kişinin de sol örgütlerle bağlantısı var. THKPC sol örgütüyle ilişkileri olduğunu söylediler ve yasal bir dernek olan Devrimci Gençlik Dernekleri'nde terör örgütü diye nitelendirip bunlarla ilişkili dedi yani İçişleri Bakanı. Şimdi dernek yasal şu anda Türkiye'de faaliyet yürüten bir dernek ve bu terör örgütü deniliyor derneğe yani. Nasıl terör örgütü oluyor böyle? Yani terör örgütü ise nasıl bir faaliyet içerisinde faaliyetini sürdürebiliyor filan? Değilse hani bunu nasıl bu kadar kolaylıkla kullanabiliyorsunuz? Ve bütün basın yani yandaş medya konuyu buradan ele aldı. Ve birçok televizyon kanalı, yandaş televizyon kanalı haberi verirken Devrimci Gençlik Dernekleri terör örgütünün yapmış olduğu saldırı diye verdi. Sonra ne oldu? Sonra tahkikat sonucunda işte mahkeme kararı, ara kararı verildi ya da inceleme savcılığın talebi üzerine mahkeme bir karar verdi. Ankara Sulh Ceza Hakimliği. O iki kişiyi serbest bıraktı. Ve kararda şunu söyledi. Hiçbir örgüt bağlantısı yoktur. Bu kişi tek başına işlemiştir bu suçu. Onunla ilgili soruşturma devam ediyor ya da yargılama devam edecek. Ayrı bir konu. Hem örgüt var deniliyor, bir örgüt bulamıyor ve geçmiş olaylarda olduğu gibi mevzuyu sol örgütlere yıkma çabası var. Yani bir karartma, bir manipüle etme meselesi var. İşin hakikatini araştırma değil.
Peki şunu sorayım öyleyse Ali Bey. Şimdi Muharrem ayının birinci günü Ankara'da Cemevi ve derneklere yönelik bu saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mamak'taki Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi'ni ziyaret etmişti. Erdoğan'ın iftar programında cemevlerine ibadethane statüsü tanınması talebine yönelik yorum yapmadığı da belirtilmişti. Şimdi bu da çok önemli bir konu. Seçim öncesi iktidar partisi bu konuda bir adım atar mı? Bu mümkün değil. Çünkü cemevlerin ibadethane kapsamı AKP ile başlamadı. AKP ile de bitmez. Cemevlerinin ibadethane kapsamı dışında tutulması AKP'den önce Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanı, Bülent Ecevit'in Başbakan, Devlet Bahçeli'nin Başbakan Yardımcısı olduğu dönemdeki Bakanlar Kurulu kararıyla olmuştur. Onun öncesinde zaten ibadethanede bir kavram hiç yok. Sadece cami kavramı vardı. Avrupa Birliği ilerleme yasaları çerçevesinde cami kavramı çıkartıp yerine ibadethane yazıldı. Ama ibadethanenin tanımı yapıldı. Bu tanım yapılırken de kilise, havra, sinagog, mescit, cami denilerek parantez kapatıldı. Yani cemevi ibadethane kapsamı dışında tutuldu. O yüzden bu mesele, bu sorun AKP sorunu değildir. Bu sorun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100 yıllık inkar meselesidir yani. 100 yıllık siyasi tarihinde 100 yıllık yapmış olduğu bu inkar politikalarının bir sonucudur. Dolayısıyla bu AKP'nin bu 100 yıllık iktidarının devamı niteliğinde bir durumu söz konusu. Şu anda çünkü AKP ilk geldiğinde bu yasaklarla, bu işte statükocu yapıyla hesaplaşacağını, bunları ortadan kaldıracağını söyledi. Gelinen noktada bu statükoların en büyük savunucusu haline geldi özellikle 2015'ten bu tarafa. O nedenle AKP'nin cemevlerini ibadethane şeklinde bir düzenlemeye tabi tutmasının imkanı ve olasılığı olmadığı gibi zaten AKP'nin şu anda yönetimini belirlediği Diyanet İşleri Başkanlığı da cemevleriyle ilgili olarak yakın zamanda cemevleri bizim kırmızı çizgimizdir, asla ibadethane olarak kabul edemeyiz demiştir. Yani bunun beyanı da söz konusu ortada. O nedenle AKP'nin bunu cemevi statüsüne çevirebilmesi mümkünatı, yani ibadethane statüsüne çevirebilmesi mümkünatı yok. Bu konuyla ilgili çalışmalar yaptılar Alevi Çalıştayları sürecinde. Ben de o çalıştayların katılımcılarındandım. Fakat hiçbir tartışma cemevlerine ibadethane statüsü üzerine geçmedi. Tümüyle ya irfan evleri dediler, ya işte buna bir tarikathane statüsü verelim dediler filan gibi. Bu böyle tartışıldı. Hiçbir zaman Alevilerin talep ettiği ya da Alevilerin cemevlerine yüklediği anlam üzerinden bir bakış açısına sahip olmadı iktidar. Diyelim ki bir iktidar değişimi olursa ondan sonraki süreçte bu anlamda bir çalışma olacak mı? Yani şöyle söyleyeyim, biz HDP olarak ve ben de milletvekili olarak, HDP'nin bir milletvekili olarak mecliste Alevilerin sorunları, sıkıntıları ve çözüm önerileri konusunda kafa yoruyoruz ve çalışmalar yapıyoruz. Biz HDP'de Halktan İnançlar Meclisi ve bu meclise bağlı bir Alevi masası var. Burada 3 tane milletvekilimiz, Sayın Zener Özen, Sayın Kemal Bülbül, parti meclis üyelerimiz, MYK üyelerimiz ve benim de içerisinde olduğum bir grupla biz Alevi meselesi üzerinde çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmada Alevilerin sorunları nedir, Alevilerin sorunlarının çözümü nasıl olmalıdır üzerine de kafa yoruyoruz. Ortaya bir kitapçık çıkarttık. Yani Alevilere eşit Türktaşlık diye bir kitapçık çıkarttık. Çünkü neden Alevilere eşit Türktaşlık başlığı bu? Çünkü Türkiye'deki Alevilerin sorunu eşit Türktaşlık sorunudur. Türkiye'de Alevilik yasaklı bir inançtır. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu tarafa Alevilik yasa ve anayasalarda yoktur. O nedenle biz hep konuşmalarımızda Aleviler hep şunu söyleriz. Cemevilerine yasal statü, yasallık ararız. Niye yasallık arıyor? Çünkü yasalarda yoktu, o yüzden arıyoruz yani. Yasak çünkü yani. O yasağı ortadan kaldırmak açısından bunu söylüyoruz yani. Şimdi o nedenle yapılması gerekenler, Türkiye'deki Alevilerin sorunlarını bellidir. Alevi çalıştayları esnasında Alevi toplumu bunu ortaya koymuştur. Bununla ilgili mitingler yapmıştır Alevi kurumları. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne açılan davalar var. Türkiye'de açılan davalar var. Ahim'de kazanılan cemevlerin ibadethane olduğuna yönelik karar var ve uygulanmıyor. Yine zorunlu derslerin Aleviler çocuklar açısından bir asimilasyon dersi olduğuna dair karar var, uygulanmıyor. Anayasa Mahkemesi'nin din dersleriyle ilgili almış olduğu karar var, bu uygulanmıyor. Yani esasında şu anda mahkeme kararları uygulansa Alevilerin önemli bir sorun çözülmüş olacak. Ama bunlar uygulanmıyor. Şimdi diğer taraftan bütün bu sorunların bu 100 yıllık statükocu ve yasakçı laiklik anlayışıyla çözülemeyeceğini söylüyoruz.
tümüyle bir bakış açısının getirilmesi gerekiyor. O nedenle 2023 seçimlerini önemsiyoruz. 2023 seçimleri ve akabinde yapılacak bir anayasa Türkiye'nin 100 yıllık inkar politikalarını ortadan kaldıracak şekilde olması gerekiyor. Alevilerin sorunlarının çözülmesi yeni bir anayasayla mümkündür. Özgürlükçü bir bakış açısıyla mümkündür. Gerçek anlamda eşitliğin tesisiyle mümkündür. Bunların ortaya konmasıyla birlikte ancak Alevilerin sorunları çözebilir. Biz de bu konuda HDP olarak bir çalışmamız var. Bunu sadece Alevi topluma değil diğer partilere de gönderiyoruz bu çalışmamızı. Ve Alevilerin sorunlarını çözme konusunda bir samimiyet söz konusuysa bu ancak bu şekilde olabilir diye de aktarıyoruz. O nedenle bizim hem kanun tekliflerimiz de var, soru önergelerimiz var, araştırma önergelerimiz var. Bunların hepsinin ötesinde bu sorunun anayasal yeni bir anayasal süreçte nasıl çözüleceğine yönelik kalıcı bir çalışmamız da var. Bu konuda biz hazırız bir marifet partisi olarak. İktidar bizden bu konuda faydalanmak istiyorsa bilgi birikim anlamında ve bu işin nasıl olacağı konusunda buna da hazırız. Yeni gelecek olan iktidar bu konuda bir çalışma yapmak istiyorsa onunla da katkı sunmaya hazırız. Ali Bey çok çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu cemevlerine yönelik saldırıları haklar raporunda değerlendirdi. Görüşmek dileğiyle.